Merhabalar. Bugün Lenovo Yoga 500 laptopa format işlemini anlatacağım. Lenovo laptoplarda genelde format işlemi sıkıntılıdır. Atarken genelde hata verir. Öncelikle bilgisayarınızı kapatmanız gerekiyor. Bilgisayarınızı normal yollardan kapatabilirsiniz. Tabii format işleminden önce bilgisayarınızda almanız gereken yedekler varsa alabilirsiniz. Bu şirket bilgisayar olduğu için ben network üzerinden file server'a yedeklerimi aldım. Şimdi bilgisayarı kapatıyorum. Genelde BIOS tuşu Lenovo'larda F1'dir. Bunda ESC F2'de olma ihtimali var. O yüzden üçüne birlikte basacağım açarken. Yanda bulunaşma tuşu. Bir kere basıyoruz. Şu üçüne aynı anda basıyorum. Muhtemelen BIOS'una girecektir. Hangi tuş olduğunu bilmenize gerek yok. Veya hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Yerli ESC, F1, F2, F10, F11, F12 tuşlarından bir tanesi olur. Ya da del tuşu olabilir. Ben şu an üçüne birlikte yükleniyorum. Herhangi bir sakıncası olmaz bunların üçüne birlikte yüklenmenizin. BIOS'a girecektir muhtemelen. Girmezse telefonu bırakıp tekrardan deneyeceğim. Evet, bunun BIOS'una girmek için her bir tuşa hayvan gibi yüklenerek çözüme ulaşamazsınız. Neden? Çünkü bunda ses kısmı açma tuşları FN tuşu da değil, F2 F3 tuşları FN tuşu yardımıyla kullanılıyor. O yüzden BIOS'una girmek için FN F2 tuşunu kullanmanız gerekiyordu. Kapattım bilgisayarı komple. Biraz uğraşma yardımıyla açamayınca internetten yardım aldım. Hangi tuş kombinasyonlarıyla BIOS'a girmeni bulmak için Lenovo Yoga 500 BIOS yazdım. Direkt bana FN F2 tuşlarını verdi. Size FN F2 yemezse FN F1'i deneyin. Şimdi burada Security Boot muhtemelen açıktır. Genelde bu Lenovo'larda Security Boot açık geliyor. Security Boot Enable. Bunu Disable yapmanız gerekiyor. Çünkü format atamazsınız. Herhangi bir şifre kırma işlemine karşı güvenlik önlemi gibi de düşünebilirsiniz. Security Boot'u Disable yaptık. Daha sonra boot kısmında bakın Security Boot kapatıldıktan sonra burada USB HDD. Bizim zaten USB'mizi gördü. Bunu F6 tuşudur muhtemelen. Bakın F5, F6 Change tuşlarıymış. F5 tuşunu kullanarak yukarı taşıyorum. F6 tuşu da yiyebilir. FN ile beraber kullanılması gerekiyor burada, onu da söyleyeyim. Çünkü bu Lenovo Yoga'larda F6, F5 yani F tuşlarının tamamını FN kombinasyonuyla kullanmanız gerekiyor. Şu an yukarı taşıdık. Bunun haricinde exit kısmında farklı bir şey yok. Burada F10 standarttır. FN F10 kombinasyonuyla kaydet ve çık yapıyoruz. İstiyorum. Kaydet ve çık yaptım. Muhtemelen USB bellekten başlayacaktır. Format ekranına girecektir. Haricinde bir sıkıntılı durum olursa otomatik onarım hazırlanıyor diyor. Tekrardan kapatıp açmayı deneyin. Bakalım. Otomatik onarıma hazırlanıyor diyor. Burada kapatalım komple. Zaten ben bunu formatlayacağım. Onarıma gerek yok. Basılı tutuyorum tekrardan. Düğmeye basılı tutuyorum. Bilgisayarı komple kapatacağım. Bilgisayar komple kapatıldıktan sonra tekrardan açacağım. Eğer bu yemezse tekrardan BIOS'a girip ayarları kontrol edeceğim. Muhtemelen yer. Komple kapatılması gerekiyor bazen. BIOS'tan USB'den başlat seçeneği ayarlandıktan sonra tamamının kapatılması gerekebilir. Bu Lenovo Yoga'larda format işleminde en dikkat edilmesi gereken şey BIOS'a girmek için F tuşlarının FN ile beraber kullanılmasıdır. Direkt basarsanız yemeyecektir. FN basılı tutup diğerlerini tek tek deneyebilirsiniz. Şu an muhtemelen format ekranına girecektir. Bu arada USB belleğin nasıl format için nasıl hazırlandığını zaten kanalda çekmiştim, anlatmıştım. Bu kısım biraz uzun sürebilir. Burada beklemeniz gerekiyor. USB'den başlamadığı için boot modu UEFI'ymış bunun. UEFI'yı legacy support yapmanız gerekiyor. Bu ayarı tekrardan düzelttim. UEFI first diyor. Bunu da legacy first yapabilirsiniz. Boot, bunu da legacy yapalım. Bunun dışında zaten şu yukarıdaydı. Şu an tekrardan kaydet ve çık yapacağız. F10 yardımıyla. F10 FN kombinasyonu ile beraber kullanılmalıdır. FN F10 yaptım. Yes diyorum. Dediğim gibi USB'den başlatmazsa tekrardan boyut ayarlarını kontrol edin. Kontrol ettim. Şu an USB'den başlatacaktır. Yani orada UEFI olan kısımlara legacy yapmanız gerekiyor. Karşınıza böyle bir uyarı gelebilir. Görünüşe göre yükseltme işlemi başlattınız diyor. Yükseltmeye devam etmek istiyorsanız medyayı bilgisayardan kaldırın, evet diyor. Temiz kurulum yapmak istiyorum, o yüzden hayır diyeceğim buna. Hayır diyorum. Daha sonra kurulum adımları çıkıyor karşımıza. Buradan sonraki nereden çocuk oyuncağı. Windows'un yükleme ekranı. İleri ileri diyerek tamamen Windows'u kurabilirsiniz. Tabi bu adımları yaparken internet bağlantınızın olmaması daha iyi olur. Güncellemeleri çekerse biraz daha yavaş biter kurulum.
Kablolu veya kablosuz internet bağlantısını ben kestim. Şu an temiz kurulama başlayacak. Dediğim gibi USB'den başlatmak önemli sizin için. Bu ekran çıktı. Burada Pro'yu seçiyorum. Pro'yu seçtikten sonra ileri tıklıyorum. Buradan sonraki kısımda yine kurulum işlemlerini yapacak. Lisans koşullarını kabul edeceksiniz mecburen. İleri diyorsunuz. Burada Windows yükseltme değil de ikinci sıradaki yeniden kurulumu seçmeniz gerekiyor. Bunların tamamını sileceğim. Ben çünkü yedeklerimi aldım. İçinde olan tüm kurtarma alanlarını, diskleri tamamını sileceğim şimdi tek tek. Bunların hepsinin silinmesi gerekiyor. Tek tek sileceksiniz. Onlar ayrılmamış alan olarak birleştirilecek. Şurada büyük bir alan var. Bunu da silelim. Yani arka planda bir sürü şey oluşturmuş. Zaten bu kurtarma alanlarını Windows kurulumu yaparken kendi otomatik oluşturacak. Ben hepsini siliyorum. Daha önceden çok yaptığım için bu işlemi herhangi bir şeyden çekinmeye gerek yok burada. Tekrardan Windows sıfırdan boş HDD kurulum yapar gibi kurulumu yapacak. Şunu da silelim. Şurada bir alan daha kaldı. Tamam. Şu an tek alanımız var. Hamalde HDD. İleri diyorsunuz. Sıfırdan temiz bir Windows kurulumu için. Bu arada bu kurulumun nedeni Windows Home'dan Pro'ya yükseltme. Yükseltme işlemi sırasında hata verdi. O yüzden temiz kurulum yapmaya karar verdim. Bunun yanında hızlı bir şekilde bitecektir işlem. USB'den atıldığı için format işlemi. FreeDOS bir bilgisayar aldınız veya işletim sisteminiz zarar gördü. Herhangi bir farkı yoktur. Önemli olan BIOS'a girip USB'yi tanıtmanızdır. USB'nin nasıl hazırlandığını bir videoda anlattım. Hatta 4-5 video var bununla ilgili. Format için USB bellek nasıl hazırlanır? 10 dakikaya yakın bir video. Bunu nasıl hazırlanacağını videonun yorum kısmında veya açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Şu an format işlemi tamamlanmaya çalışıyor. Bu %50'lik kısım yaklaşık bir 10 dakika sürecektir. Windows 10'da bu arada driverları tek tek indirmenize gerek yok. Arka planda kendi indirecektir hepsini driverlarına. Kurulum bu şekilde. Ben videoyu burada bitireceğim. Zaten bu video buradan sonrası hani ileri diyerek tamamen kendi kişisel ayarlarınızla kurulabilecek adımlar. Hani eğer formatın buraya kadar olan kısmını yaptıysanız diğer kısmını da yaparsınız deyip videoyu bitiriyorum. Tekrardan söyleyeceğim. Bunda BIOS'u açarken önemli olan FN kombinasyonuyla beraber F tuşuna basmak. FN ile birlikte F2 tuşuna basarak BIOS'una girebilirsiniz. Lenovo Yoga 500 serisi laptoplarda. Ve kaydet çıktı yaparken yine FN tuşunu basmayı unutmayın.